Merhaba arkadaşlar, ben Tolga Hankaya. TÜBİTAK, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda TÜBİTAK, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Danışmanı Değerlendirme Kurulu üyesiyim. Danışmanı Değerlendirme Kurulu olarak sizin için hazırlamış olduğumuz eğitimin bu bölümünde ilk olarak 2020 yılı kural kitapçığı ve gelişme raporu üzerinden bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da 2020 yılı kural değişikliklerini hakkında bazı bilgileri son olarak sizlerle paylaşacağım. Eğitimin içeriği ve diğer konularla ilgili sorularınızı challenge@tubitak.gov.tr adresinden mail olarak paylaşabilirsiniz. Normalde bildiğiniz gibi denetleme ve değerlendirme kurulunda 17 tane hocamız bulunuyor ve her hocamız ayrı bir konuda uzmanlığı var. Ben de bugün bütün bu hocalarımızın oluşturduğu rapor, teknik bilgilerin bir araya gelmesiyle bu etkinlik kitabı oluşuyor. Ve bu etkinlik kitabını o yüzden tek bir kişinin inceleyip değerlendirmesi çok mümkün değil. O yüzden takım kaptanının ya da akademik danışmanın tüm raporu belki okuyup değerlendirmesi ve ilgili alt birimlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini söylemesi gerekir. O yüzden ben de tüm teknik detaya girmeden genel hatlarıyla rapor etkinlik kurulu üzerinden geçeceğim. Burada zaten kitabımız 73 sayfa Efficiency Challenge'in kendi sitesinden indirebiliyorsunuz. Bu içindekiler kısmını geçtikten sonra etkinlik kapsamıyla başlıyor kitapçık. Ve zaten burada belirtiyor mavi renkli bir önceki yıla göre nelerin değiştiğini, yani daha önceki katılan takımların bu sene ekstra nelere dikkat etmesi gerektiğini maviyle fontla yazılarak belirtilmiş oluyor. Bu kitapçıkla ilgili sorularınızı zaten forum.tubitak.gov.tr üzerinden her zaman yönlendirebiliyorsunuz ya da ilgili başkanlık biriminde çalışan kişilere mail atarak sorularınızı sorabiliyorsunuz. Etkinlik takvimini görebiliyorsunuz burada ve yarışların Körfez pistinde olacağı belirtilmişti. Gene önceki seneki gibi Körfez pistinde olacak. Tabii bu yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı TÜS'teki eğitim iptal olduğu gibi gelişme raporunun teslim tarihi de ötelendi ama şu an için yarışların aynı takvimde devam ettirileceği öngörülüyor. Yani ek bir duyuru yapılmadığı sürece bu gördüğünüz takvim devam edecek. Raporlarda bazı değişiklikler yapıldı tarihlerde. Bu yarışların Eylül'ün ilk haftasında yapılması, Körfez pistinde yapılması planlanıyor. Başvuru koşullarıyla ilgili detayları zaten çoğunu tamamladınız. Şu an bu video zaten başvurusunu tamamlamış takıma hitap ediyor. Bu idari konular olduğu için de çoğu takım bunu halletmiştir. Kısmı geçiyorum. Bir önemli husus zaten raporun başında da belirtilen gelişme raporu ve teknik tasarım raporu. Burada gördüğünüz gibi maviyle bazı kısımlar var. Sorularınızı sorabildiğiniz, raporlarınızı teslim ettiğiniz challenge.tubitak.gov.tr adresinde bir gelişme raporu teslim etmeniz gerekiyor. Bu belirlenen son tarih değişmiş oldu. 15 Mayıs, onu da belirtmiştim. 15 Haziran kadar bunu iletebiliyorsunuz. Daha önceden gelişme raporunda teslim ediyordunuz uygun ya da uygun değil şeklinde değerlendiriyordu. Bu artık puanlama sistemine geçildi. Çünkü kimi takım buna özeniyor, kimisi yeterince özenmiyor. Biz de burada daha takımların verdiği özenin karşılığı oluşması için her bir başlığı 100 puan olarak değerlendirelim dedik. Ve bu 100 puanlar üzerinden aldığınız toplam puan da teknik tasarım raporuna eklenecek. Zaten bu yerli teşvik ödülünü de teknik tasarım raporundaki aldığınız puana göre aldığınız için buradaki hazırladığınız iyi bir rapor sizin yerli teşvik ödülünü almanızı ön plana çıkaracak. Ve en az 300 puan alamazsanız da aldığınız teşvik miktarını geri iade etmeniz gerekecek. Yani bu raporda 300'ü geçemiyorsanız yarışlara katılamıyorsunuz. Aldığınız teşviki de geri iade etmeniz gerekiyor. Şimdi gelişme raporu ilk hazırlayacağınız rapor olduğu için çok hızlıca onun üzerinden de geçeceğim. Ve teknik tasarım raporuna girmeyeceğim bu sunumda. Ayrı bir sunum olursa onu değerlendiririm. Şimdi gelişme raporunda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Baktığımızda 17 tane başlığımız var. Yani bu istenen rapor da takımların hazırlanmış olması ve bu hazırlanmış olduklarını göstermesini ve bu da aşamada neler yaptığını görmek istiyoruz. Çünkü bir çalışma yapıyorsunuz. Bunu bir aylık, 2 haftalık sürece sıkıştırmanızı istemiyoruz.
Yıl içinde istenen bu ara raporların amacı takımın bir araya gelmesi, konuşması ve çalışmalarını raporlaması. Çünkü her yaptığınız raporda illaki bir miktar çalışma yapıyor oluyorsunuz. O yüzden bu ara raporla amacımız takımın bir araya gelmesini ve yaptığı çalışmaları raporlayarak göstermesini, yani araca bir katkıda bulunmalarını sağlamak. Takım bilgileri kısmı basit zaten. Her takım buraya giriyor bunları. Bu work timeline'dan kastımız zaten örneğin de verdiğimiz gibi, yani bir takım bunu hazırlayamıyorsa zaten çok anlık çalışıyor demektir. Yani planlı, başarılı olmak isteyen bir takım, yani ilk aracın kabuğunu mu tasarlayacak, motoru mu yerli yapacak, motor sürücüsünü mü yerli yapacak, işte opsiyonel parçalardan hangilerini yerli yapacak, işte bunların tasarımına ne zaman başlayacak, hangi ekipler nerede neyi bitirmesi lazım, yani aracı mı tasarlayacaksın, aracın tekerleği mi ilk bitmesi lazım, fren sistemi bitmesi lazım, koltukları mı önce, hangi koltuğu kullanacaksınız, bunların hepsi bir seçim. Ama siz aracın ilk dış gövdesini belirleyip sonra iç parçalarını seçmeye çalışırsanız haliyle problemler yaşayıp başlara dönmeniz gerekiyor. Yani neler planladığınızı düşünüp bunları yazıya döktüğünüz ve bunları tarih tarih koyduğunuz. Yani Mayıs'ın 20'sine gelindiğinde aracın neleri bitmesi lazım? Yani yapmanız gerekli testler varsa, tedarik etmeniz gerekli bir pil varsa ve bunun tedariği 3 aysa ve siz buna Temmuz'da başlıyorsanız yetişmeyeceğini anlarsınız zaten bu takvime koyduğunuzda. Bunun amacı, yani profesyonel hayatta da bu olduğu için öğrencilerin takımlarını şimdiden bu sistematiğe alıştırmak. Ve bu çok basit bir hazırlanmış tablo. Bunun çok daha detaylarını profesyonel hayatta görüyor olacaksınız. Ama bu basit de çok detaylı bir çalışma yapıyorsanız da sizin en azından önünüzü görmeniz ve çok geç kalmanızı sağlayacak bir tablo. O yüzden bu tabloda amaçlanan bu. Çoğu takım bunu dolduruyor. Aşağıdakinin örneğini çok az değiştirerek de veriyor. Ama bu sizin iyiliğiniz için hazırlanmış ve önünüzü görebilmeniz için hazırlanmış bir tablo. Bunu doldurmanız gerekiyor. Estimated cost calculation'da da işte TÜBİTAK'tan bir para alıyorsunuz. Sponsorlarınızdan bir para alıyorsunuz. Bu para yapmayı düşündüğünüz araba için yeterli mi? Gidip çok hafif bir malzeme kullanmayı öngördünüz. Karbon fiberden araç yapalım dediniz. Bir baktınız 60 bin lira tutuyor. Sizin zaten elinizde 30 bin lira var. O zaman ya bu malzemeyi kullanmayacağız kararı vereceksiniz ya da daha fazla sponsor bulmamız kararını vereceksiniz. Yani bu hesaplamayı yapıp sonra da bunun nasıl gerçekleştiğini koymanız lazım. Çünkü daha sonra bu araçtan çok başarılı oldu. 3 tane daha istedi direktörlük sizden. Kaç para ihtiyacınız varı söyleyebilmeniz lazım. Bitirdiğiniz arabayı bu dokümantasyonu yaparsanız bu çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Ve yani bu tablo aslında sizin ne yapmaya çalıştığınızı net olarak, metrik olarak ifade ettiğiniz bir tablo. Bu tabloyu başvurun da istiyoruz. Bu raporda da istiyoruz. Teknik tasarım raporunda da istiyoruz. Çok önemli bir tablo. Zaten yani bir araba satın alacağınızda da gidip böyle bir tablodan tüm teknik detaylarına bakıyorsunuz. Zaten planlamanızı yaptıysanız zorunlu yerli parçalar, opsiyonel yerli parçalardan hangilerini yapıp hangilerini yapmayacağına karar vermiş olursunuz. Burada bunu işaretlemenizi istiyoruz. Ve bu yerli parçalarla ilgili gelişme raporunda tüm teknik detayları vermeniz beklenmiyor. Ama yani motoru zaten zorunlu yerli yapmak. Yerli yapamıyorsanız ceza puanıyla yarışa katılabiliyorsunuz. İşte nasıl bir motor kullanacaksınızla ilgili burada belirtilen detayları mümkün mertebe vermenizi istiyorum. Burayı ne kadar iyi hazırlarsanız o kadar yüksek puan alırsınız. Hiçbir bilgi vermez ya da doğru olmayan bilgi vermezseniz de uygun olmayacak ve sıfır puan alırsınız. Motor sürücüsü için de benzer ilgili hocamızın sorduğu, hazırladığı basamak basamak sorular var. Bunları cevaplamanız isteniyor. Raporda da değineceğim ama bu sene işte bir önceki seneden farklı neler yaptığınızı da belirtmeniz isteniyor. Batarya yönetim sistemi de gene yapılması istenen, yerli yapılması istenen parçalardan bir tanesi. Burada da işte ne kullandığınızı anlatmanız gerekiyor. Embedded Recharging Unit yerleşik şarj birimi, bataryalarınızı şarj etmeniz için gerekli olan burada da bu kısımla ilgili ufak da olsa detaylar verilmesini talep ediyoruz. Ne kadar çok detay verirseniz o kadar çok puan alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Enerji yönetim sistemi, hidromobil araçları için bu başlık. Onlarda bu yerleşik şarj enerji yönetim sistemiyle ilgili neler planladıklarını, yaptılarsa neler yaptıklarını bu başlıkta anlatmaları gerekiyor. Insulation Monitoring Device, bununla ilgili ayrı bir eğitim düzenlenecek. Ve bu ilk sene, bu sene ilk uygulandığı sene izolasyon izleme cihazı. Ve burada işte kısa akım dev kesici gibi bir sıkıntı varsa bunu gözlemleyebileceğiniz bir sistem. Bununla ilgili zaten teknik detaylar verilecek ama bunu bu sene kullanmayı düşünüyorsanız da burada yani kullanmayı düşündüğünüz ve nasıl bir şey olduğunu, nereden tedarik edeceğiniz alt parçalarını, işte teknik özelliklerinin ne olacağını kısaca anlatmanız gerekir.
Steering sistem de bu sene eklenen mekanik alt yerli parçalardan bir tanesi. Bununla ilgili yani mekanik çok çalışma yapıyoruz ama yerli parça olarak sayılamıyor denildiği için steering sistemi de yerli olarak yapan takımların yerli parça yapılmış olarak sayılmasını kabul edildi. Ve böyle alt detaylarını istediğimiz bir rapor başlığı oldu. Bununla ilgili de ayrı bir sunum yapılacak zaten. Burada neler yapmanız gerektiği, nasıl yapabileceğinizle ilgili bir eğitim sunumu olacak. Burada da gene bu dosyadan hepsini koyamasanız da kısmi olarak bunları nasıl yapacağınızı, burada nelerin olacağı, neyi hedeflediğinizi açıklamanız gerekiyor. Batarya paketlemesi daha önceki yıllarda vardı. Gene burada da bataryaları nasıl paketlediğinizi, hazır mı alacaksınız, nasıl yapacaksınız, bunları anlatmanız gerekiyor. Elektronik diferansiyel uygulaması yapacaksanız bunu açıklamanız gerekiyor. Yapmayacaksanız kullanmayacağınızı yazabilirsiniz. Araç kontrol ünitesinde işte yerli yapacaksanız ya da işte hazır ne kullanacaksanız bunların detaylarını anlatmanız gerekiyor. Hangi fonksiyonların olacağını. Yakıt pili ve yakıt pili kontrolcüsü ile ilgili hidrolik kategorisi için geçerli başlık. Neler yapmayı planladığınızı burada açıklandığı şekilde koymanız gerekiyor. Mekanik detaylarda da bu sene ekstradan istenen aslında kapı sistemiyle ilgili değişiklikler oldu. Zorunlu değişiklikler. Aynı zamanda rapor döndüğünüzde göreceksiniz. Kapı sistemi de yerli olarak tasarlayabilirsiniz. Ama kapı sisteminde daha önceki yıllarda takımların yaptığı tasarımları geliştirmesi ve aracın gerçekten şehir içinde kullanılabilecek konsepte daha da ulaşması için kapının bırakıldığında kendinden kapanması ve içeriden kolayca açılabiliyor olması gibi şartlar koyduk. Bunu gösterebildiğiniz, bunu nasıl yapmayı planladığınızla ilgili bir video koymanızı, gelişme raporunda ya da işte video koyamasanız da fotoğraflar koymanızı, tedarikle ilgili problemler yaşadığınızda da neyi kullanarak bunu yapacağınızı anlatmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi bu aşamada, bu raporda çok aşırı teknik detaya girmeseniz de olur ama neyi niyetlendiğiniz, yapmaya amaçladığınız şeyleri nereden tedarik edeceğiniz, hangilerini tedarik ettiğiniz, neyi neden tedarik etmenizi anlatmanız tüm başlıklar için yeterli olacaktır. Ve önceden sadece uygun değil olarak değerlendirilen bu rapor artık gördüğünüz gibi 17 başlık üzerinden değerlendiriliyor. Her başlıktan 100 puan alınıyor olsa işte 1700 puana kadar alınabilir. Tabii ki her başlık hem hidromobil hem elektromobil için geçerli değil. Ama buradan aldığımız raporunda kural kitapçığında yazdığı gibi %20'si teknik tasarım raporuna eklenecek. Zaten bununla ilgili gene sorularınız varsa forum üzerinden ya da Efficiency Challenge mail adresine gönderebilirsiniz. Zaten daha önceki yıllarda hazırlayan takımlar burada problem yaşamayacaktır. Yeni hazırlayan takımlar için de kısa bir bilgilendirme oldu. Devam edecek olursak bu zaten takımların bir araya gelip çalışmalarda neler sıkıntıları yaşıyorlar, konuşmalarını hazırlık aşaması olması için istediğimiz bir rapordu. Asıl rapor teknik tasarım raporu diyebiliriz. Bu raporda artık takımlar yerli yaptıkları parçaların kabulü bu rapora göre oluyor. Yani burada zaten ilgili raporu inceleyen hocamız bu parçayı yerli yapıp yapmanızın kararını veriyor. Ve bu rapora göre hiçbir parçayı yerli yapmadıysanız ileride göreceğimiz üzere eleniyorsunuz. O yüzden bu raporu mümkün mertebe özenle hazırlamanız gerekiyor. Bu raporda bir şeyi anlatmayıp sonradan yarış haftası geçen sene yaşanmış durumlardı bunlar. Biz bu parçayı yerli yapmıştık ama rapora yazamadık yeterince. Elenmiş oldu. Bu şekilde elenen 5 takım vardı 2019 yılında. Yani yaptığınız yerli parçanın yerli olduğunu raporda ek materyalleriyle gösterebilmeniz gerekiyor. Ve raporun şimdi dediğimiz gibi bu teknik kurallar da farklı hocaların vermesiyle oluşuyor. Ve tüm dili Türkçe ve tüm dili İngilizce olan versiyonu var. Sizin de raporunuzu farklı şeyler hazırladığını biliyoruz ama yazım imla hataları olsa bile tüm rapor İngilizce ya da tüm raporun Türkçe olmasını istiyoruz. Burada da teknik tasarım raporunda 300 puanın altına alan takımlar yerli parçası varsa 5 watt ceza puanla yarışa katılabilecekler. Eğer zaten yerli parçaları yoksa onun için ayrı bir ceza uygulanacak. Hiç yoksa da zaten yeni yarışa katılamıyorlar. Ek gelen bir durum. Zaten araçların yarış haftasına hazır gelmesini istiyoruz. Ve o yüzden dinamik sürüş testi
Önceki yıllarda uygulanmaya başlamıştı. İşte dinamik sürüş testi için haklarınız var. Bunları başaramazsınız. Teknik kontrollere giremiyorsunuz. Bunu bir öteki aşamaya taşındı. Bu dinamik sürüş testi ile ilgili bir video yüklemeniz isteniyor. Teknik tasarım raporuna. Eğer buradaki videoda başarılı olmadığınız, iyi olmadığı ya da bu videoyu yüklemiyorsanız 5 watt saatlik bir ceza uygulanacak. Daha önceki yıllarda 150 watt saatti bu cezalar. Formül değiştiği için 30'a bölündü 5 watt saat. Yani aslında geçen sene 150 watt saate denk bu 5 watt saat. Onu da gene ilgili kısımda ayrıntılı değineceğiz. Her bir maddeyi tabii detaylı geçmeyeceğim. Bu diğer maddede takımlar bir tasarım, teknik tasarım raporu veriyor. Gelişme raporu veriyor. Bu teknik tasarım raporunda intihal olup olmadığını kontrolü yapılacak. İntihal dediğimiz şey ise internetten ya da diğer bir takımın raporunu alıp birebir koymak. Zaten bu programlar ne kadar aynı oranda kullanıldığını otomatik çıkartabiliyorlar. Buna benzer programları kullanarak raporlarda intihal olup olmadığını kontrolü yapılacak. Yüksek lisans doktora için test teslim edenler zaten bu kuralı bilecektir. %20'nin üstünde olması durumunda takım yarıştan elenir. Hazırlık teşviğinde tamamen iade istenir demiş. Yani yaptığınız raporun kendi özgün çalışmanızdan, kendi cümlelerinizden oluşmasını istiyoruz. Tabii ki referanslar verebilirsiniz ama bunların da kuralına uygun yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde gene yarıştan elenebilirsiniz. Çünkü intihal büyük bir ceza alması gereken bir suçtur. Elektrik donanım çizimi bu teknik tasarım raporunda isteniyor zaten. Araçtaki parçaları göstermeniz gerekiyor. Yapılacak izolasyon izleme cihazındaki sunumda da bununla ilgili kısımlara değinecek zaten. Yarışın teknik kontrolleri dediğimiz gibi Tekno Fest kapsamında ödülleri verilecek. 1-6 Eylül tarihlerinde de Körfez pistinde yapılması planlanıyor. Bunda bir değişiklik olursa zaten ayrıca duyurusu yapılacaktır. Bizim de şu an bildiğimiz ve sunum hazırlarken ki bildiğimiz yarış yapılacak ve tarihinde yapılacak. Bir değişiklik olursa hep beraber öğreniyor olacağız. Bir değişen kuralımız, normalde teknik kontrollerde bunu daha önceki senelerde söylüyorduk ama bu sene daha ciddi uygulanacağını teknik kural kitapçığına yazalım istedik. Teknik kontrol alanında araca kesinlikle müdahale yapılmayacak. Müdahale edilmesi, teşebbüsü durumunda ise teknik kontrol bitirip arab dışarı alınacak. Yani bir cıvata sıkmak da buna girer. Bir şey yapıştırmak da buna giriyor olacak. O yüzden burada çok ciddi bir uygulama yapılacak. Bir görevli sadece bunu takip ediyor olacak ve araca müdahale olduğunu gördüğünde o teknik kontrol hakkınız bitiyor olacak. Bu dinamik sürüş testi 50 metrelik bir parkurda yapılacağını söyledik. Şekil 18'de bir görseli var. Bunu zaten daha önceki yıllarda katılan takımlar bunu biliyor. Ve bunun videosunu da yükleyeceksiniz aslında arkadaşlar. Videodan da yapıp yapamadığınız görülüyor olacak. O yüzden videosunu çeken takımların da yarışa daha hazır gelip bunun kolay geçmesini bekliyoruz. Yani burada yeni bir madde eklenmiş durumda. Gene aslında bu dinamik sürüş testi ile ilgili daha önce de söylediğim gibi gelişme raporunda söylemiştim. Teknik tasarım raporunda bunu yapabildiğini gösteren bir videoyu yüklemesi gerekiyor. Bu videoyu yüklemesi durumunda da 5 watt saatlik ceza uygulanacak. Diğer maddelerde yarış haftasında hangi sırada nelerin yapılacağı anlatılıyor. Bunun çok detayına girmiyorum ama bizim bir verdiğimiz ödül vardı. Tek seferde etiket alması durumu, yani takımın teknik kontrolü gelmesi, dinamik sürüşü geçmesi, sonra teknik kontrolü girmesi, bütün checklisti tamamlayıp çıktığında 50 watt saatlik bir puan alıyordu geçen sene. Yarış formülü değiştiği için bunu 2 watt saate yazdık. Yani 2 watt saat düşünecek. Ama burada iki aşama geliştirdik. Yani takımların çok basit bir sebepten eksiklikten bu ödülü alamıyorlardı. Bunu da engellemek için iki aşamalı oldu. Yani takım geldi, iki tane maddede eksikliği var. Ve bu eksiklikler için itiraz etmesine gerek kalmayacak ısrarlı bir şekilde. Çünkü takım dışarı çıkacak.
Bu eksiklikleri ikinci günkü teknik kontrollere kadar, yani birinci gün geldiği iki eksiği olduğu belirlendi. O gün tamamlayıp girebilir. Ertesi gün tamamlayıp girip kontrolü bu iki eksiyle tamamlarsa onlardan da o takımlardan bir saat, bir watt saat düşülecek. Ama tabii teknik kontrolün üçüncü günde kalırsa bu iki eksiği tamamlamada ödülü alamaz. Ya da geldiği iki eksiği var. Birini tamamlamış, birini tamamlamamış. Yine bu ödülü alamayacak. Ve gene yarış formülü değiştiği için üç tane takımın üç seferde teknik kontrolün tamamlamasını bekliyoruz. Bunu daha önceki yıldaki katılan takımlar bilecektir. Üç seferden dördüncü sefer geldiğinizde 0,5 watt saat ceza alıyorsunuz. Beşinci sefer gelirseniz bir 0,5 watt saat daha ceza ekleniyor. Aracın hafif yağmurlu gibi durumlarda çalışabilmesini istiyoruz. 2019 yılında ufak bir yağmur yağmıştı. Bazı takımlar bu şekilde çalışmaması gerektiğini düşünüyoruz diyerekten randevularına gelmeyip haklarını kaybetmişlerdi. Çok sağanak yağmur olmaması durumunda ufak yağmur altında araçların çalışabiliyor olmasını talep ediyoruz. Bunu da raporda yani kitapçıkta belirtmiş olduk. Normalde kitapçıktaki kontrolleri yapıyoruz. Checklistlerimiz var. Biliyorsunuz daha önceki yarışlardan katılanlar. Bu checklistler kapsamında işte mekanik kontroller, elektriksel kontroller, yerli parça kontrolleri yapılarak ilerleniyor. Ancak yarış haftasında ya da o anda görülen ve güvenli olmadığı düşünülen bir parça olması durumunda bunun da gerekli açıklamaları yapılarak kontrolleri yapılabilir. Bu maddeyi de ekleme gereği duyduk. Çünkü farklı uygulamalar olabiliyor ve bu durumda da bu parçanın kontrol edilip ve yarış güvenliğini riske atıyorsa takım buraya bakıp düzeltmesi istenebiliyor. Ve bazı durumlarda takımlar aynı dilekçeyi tekrar tekrar verebiliyor. Bu aynı dilekçeyi verilmemesinin bir uyarısı olarak yani verilen her dilekçe tüm DVK üyelerinin katıldığı bir toplantıda değerlendiriliyor ve bir karara bağlanıyor. Aynı dilekçeyi tekrar vermenizin çok bir esprisi olmuyor aslında. Çünkü verilen her dilekçe ya da yapılan her itiraz, sorulan her soru incelenip cevap veriliyor. O yüzden aynı konuda yapılan ikinci dilekçe için hani DDK'yı toplayıp bir cevap yazmak zor oluyor ve yarışı aksatıyor. Bu sebepten aynı konuda verilen ikinci dilekçeler dikkate alınmayacağını söylemiş olduk. Bu güvenlikle ilgili bir madde daha önce de geçiyordu. Bu elenir olarak geçiyordu aslında ama burada yani aracın izin verilmeyen bölgede, çadırların olduğu yerde arabasının motorunu çalıştırarak kullandığı görülür takımlar tarafından. Bu söylenir ve ispat edecek bir durum olursa da bir watt saatlik ceza uygulanacak. Bunu da belirtmiş olalım. Maviyle olan bir kısım olmadığı için bu yarış kurallarını detayına girmeden geçiyorum ama daha önceki yıllarda olduğu gibi iki seferde yarış yapılacak. Yarış kısmında belki biraz daha bu kısma değiniriz. Sorular varsa tekrar tabii yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu madde yukarıda değinmiştik ama yani çok ciddi bir yağmur olmaması durumunda, ufak yağmurların serpiştirmesi durumunda yarış yapılabilir. Buna da takımlar hazırlıklı olmasını istiyoruz. Burada yarışı bitirmiş olma kuralını tekrar değineyim. Mavi'yle yok ama yani yarışa pitten başlayabilirsiniz. Yani bayrak sallandığında start düzlüğünde olamayabilirsiniz. Pitten başlayabilirsiniz. Ama yarışı bitirebilmek için gelip pite girebilmiş olmanız lazım. Son turda yarış pistinde kalır ve pit alanına gelemezsiniz. Yarışınız geçerli olmuyor. Yani bir tur atıp pite gelip yarışı bitirebilirsiniz. Ama son turda yolda kalırsanız yarışı bitirmiş olmuş oluyorsunuz. Bu Tosfet'in belirlemiş olduğu bir kural. Biz bunu sadece uyguluyoruz. Ödülleri bahsetmiyorum, geçiyorum. Performans ödüllerinde yani yarışlara az katılım olması ya da her takımın kötü olması durumunda illaki bir birinci, ikinci, üçüncü olacak diye bir kural yok. Geçen sene bu 2000'di. Şimdi formül güncellendiği için 65 watt saat puanı, 65 puan olması gerekiyor bir takımın ödül alabilmesi için. Formül değişmiş olsa bile araçlar üzerindeki hidrojenle elektrik yani batarya tüketimi, watt saat tüketimini ölçen enerji ölçerler aynı ve yarış gene Körfez pistinde yapılacağı için bu rekor gene aynı şekilde devam ediyor. Bu rekorun kırılması durumunda verilmek ödülünü de
kırmış olacak. Yani yarış pisti değişmesi durumunda da kilometre bazında bir denkleştirme yapılarak formül güncellenebilir. Ama bu sene için yine küre kullanıcında planlandığında böyle bir şey değişikliğe gidilmeyecek gibi görüyorum. Şimdi teknik tasarım ödülünde neden hep elektriksel taraftan ödüller veriliyor gibi itirazlar gelmişti. Bunlar değerlendirildiğinde aslında mekanik detayların da mekanik kısımları iyi yapıp ödül alan takımlarda oluyordu. Kapı mekanizmasından, iç taraftaki direksiyon sisteminden verilen ödüller olmuştu daha önceki yıllarda. Takımlar yerli zorunluluğu olan parçaları için rapor hazırladığından bu kısımları daha çok öne çıkarıyor. Yani kendi yaptıkları mekanik tasarımları da daha detaylı anlatırlar. Teknik tasarım raporunda bunlar görülürse araç kontrol edilirken de bu kısımlara daha detaylı bakılabileceği için takımların aslında kendi mekanik tasarımlarını ön plana çıkarması gerekiyor. Raporda bunlar görüldüğünde ilgili hocalar da kontrollerde bu kısımlara daha detaylı bakacaktır. Ve takımların da teknik tasarım ödülünü mekanik detaylardan almasının önü daha kolay açılacaktır. Çünkü detayı verilmemiş tasarımın sadece bakarak anlaşılması zor oluyor. O yüzden bu gibi detayları teknik tasarım raporunuza eklemeniz çok önemli. Bu yerli ödülü için değil, teknik tasarım ödülü için önemli. Burada bu kısmı anlatmış olmak istedik. Bu tarafta mavi bir yer yok ama farklı görsel tasarım ödülü veriliyor, kurul özel ödülü veriyor, tanıtım yaygınlaştırma ödülü veriyor. Yerli ürün teşvik ödülümüz var dediğimiz gibi. İşte yerlik başlığındaki 4 zorunlu parçayı yapmamız gerekiyor. Ya da işte 3 zorunlu yerli parçayla işte en az 2 tane opsiyonel parça yapılması gerekiyor. Bunlardan takımlar ödül alabiliyor ve takımlar, yarışa katılan birçok takım aslında ödül veriyoruz. Aynı zamanda işte hazırlık teşviği alabiliyorsunuz. Bununla ilgili sorularınızı gene sorabilirsiniz. Ben bunlarla ilgili çok teknik olmadığı için detaya girmiyorum. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde de işte hazırlık teşvik ödülleri. Burada hani önemli bir nokta, tüm takımlar bunun farkında. Ama gene söyleyeyim, bir miktar alıyorsunuz TÜBİTAK'tan hazırlık için. Ama aracınızı hiç hazırlamadınız, geri çekilebilirsiniz. İşte bu 15 Haziran tarihine kadar. 15 Haziran'a kadar eğer geri çekilirseniz aldığınız parayı geri olduğu gibi iade edebiliyorsunuz. Ama bu tarihten sonra yani yarışa kadar geldiniz ve bir de geldiniz hiç yarış hazırlanmamışsınız. Bu durumda parayı burada belirtilen şartlardaki gibi faiz ile geri ödemeniz gerekiyor. O yüzden bu durumla karşılaştığımız takım daha olmadı ama takımların raporlarını yani bu teşviki alıp yarışa katılmayı düşünüyorlarsa da ciddiye almaları ve bir hazırlık yapmış olmaları gerekiyor. Hiç hazırlık yapmadan geri çekildikleri durumda bir ceza soruluyor. Bu sene için tabii farklı uygulamalar olabilir. Hazırlık teşvikimiz daha yakın. Tam detaylı bilmiyorum. Bu tarihler belki değişebilir. Ancak normal bu pandemi gibi bir problem olmadığı yıllarda uygulanan bir kuraldı. Yerlikte net olarak belirtilmesi için elektrikli, elektromobil kategorisi araçların bu 4 yerli parçayı yapabilmesi gerekiyor. Bunların hiçbirini yapamazsa yarışa katılamıyor. Bunların her yapamadığı için olmazsa ceza alıyor. Hidrolik kategorisinde de ilk 3 parça aynı aslında. Motor, sürücü, batarya yönetim sistemi yerli yapması gerekiyor. Enerji yönetim sisteminde yerli yapmaları gerekiyor hidrolik kategorisinde. Yani bunları yapamıyorsa 10 watt saatlik cezayla yarışa katılabiliyor. Zorunlu alt parçalardan bir tanesini yapabilir demişiz takımın. Bu opsiyonel az önceki bahsettiğimiz şey işte yani bunlardan bir tanesi yoksa ve raporda bunu detaylı anlatamamışsa takım eleniyor. Geçen sene elenen 5 takım olmuştu dediğim gibi. Opsiyonel parçalar 5 tanesi, ilk 5 tanesi geçen sene de vardı. İzolasyon izleme cihazı, direksiyon sistemi, kapı mekanizması da bu sene eklendi. Bunların 3 içinde ikisi için eğitim verilecek. Kapı mekanizması ile ilgili ben bu sonunda biraz teknik detay bahsedeceğim. Bu tarafın net olduğunu düşünerek bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bir önemli husus, yerli parçaların tasarımının özgün olması isteniyor. Yani burada neyi kastetmiş oluyoruz? Yani alıp bir tasarımın, bir elektrik motorunu aldınız, birebir aynısını yaptınız. Bu özgün tasarım olmuyor. Çünkü yani neden o boyutu seçtiniz, neden o kadar sargı seçtiniz ya da bir motor sürücüsü için işte neden o devreyi kullandığınızın bir hesabı olması, bir mühendislik hesabıyla yapılmış olması gerekiyor. Bir
kendiniz patlamış bir ürünü alıp birebir aynısını yaptığınızda zaten hesaplar onlar yapmış olduğu için ona güvenerek yapmış olursunuz. O yüzden bu parçaları yerli olarak kabul edemeyeceğimizi belirtiyoruz. Ve takımların gelmiş bir birikimleri var. Bunları kullanarak raporlarını veriyorlar. Bunda hiçbir problem yok. Ama kendilerini ileri taşıyabilmeleri için bir önceki yıldaki parçanın üzerine ek bir şeyler katmış olmasını istiyoruz. Bunun için de zaten bu zorunlu yerli parçalar için hazırlanmış tablolar var. Bunları doldurması gerekecek. Ama bir önceki senenin yerli parçasının aynısı da bu sene katıldıysanız o parçanız yerli sayılmayacak. Üzerine bir şeyler katmış olmanız gerekiyor. Bu maddede bunu belirtiyor. Burada hidromobil kategorisinde en fazla 3 kilowatt saatlik yakıt pili kullanabileceğiniz. Burada bir en az limiti koyulmuş oldu. Yani hiç yakıt pili olmayan bir yakıt pili araba olamaz. O yüzden en az 300 watt saatlik bir yakıt pili kullanmanız gerekiyor. Şimdi motor için ayrı bir eğitim olacak ve bu tarafa zaten detaylı değineceklerdir. Ama dediğim gibi bu kitapçık zaten birçok farklı disiplindeki bilgiyi içerdiği için her tarafa bakan kişi aynı olmamalı. Motor yerli yapmanız zorunlu zaten. Bu tarafta hem gelişme raporuna bakmanız, hem teknik tasarım raporuna bakmanız, hem de buraya bakarak neler istendiğini çok iyi anlamanız gerekiyor. Bununla ilgili sorularınızı da tabii ki gene iletebilirsiniz. Daha önce yüklenmiş videolar var. Onlara bakabilirsiniz motor tasarımıyla ilgili. Bu sene de gene güzel bir video DDK üzerinden bir tanesi sizler için yapacak. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Benzer şekilde motor sürücü için daha önceki yıllarda sunum yapılmıştı. Ve motor sürücüdeki mavi kısımları bu tarafta çalışan teknik arkadaşlar değerlendirirler. Temel olarak motor sürücüyle ilgili bir sunum olacak. Orada da teknik detaylarını görürsünüz. Ama motor sürücüsüne işte karşılaştırma tablosu önceki yılda ne kullanılmış, bu yıl ne kullanılmış. Bunların hepsi aynıysa yerli sayılmayabilir parçamız. Bunun arasından şuna yapmış olayım. Bununla ilgili de ayrı bir sunum olacak. Batarya, sadece lityum temelli batarya kullanabildiğinizi biliyorsunuz. Lityum olabilir, lityum demir fosfat olabilir, 18650'ler olabilir. Bu zaten takımların çoğunun yaptığı, kullandığı bir durum. Batarya yönetim sistemi ilgili de bir sunum olacak. Orada da zaten sorularınızın cevapları gelecektir ve nasıl yapacağınızla ilgili uygulamalı örnekler verilecek. Yine sorularınız olursa o sunumdan, o izledikten sonra da sorabilirsiniz. Yani tek detaya girmiyorum uzun zamanda olmadığı için. Batarya paketlemesiyle ilgili sorularınız varsa ayrı bir sunum olmayacak. Daha önceki yıllarda yapıldığı için sorabilirsiniz. Ama bu paketleme ile ilgili çok problem yaşayan takımlar olmuyor. Zerasyonu tarafında sorunlar olabiliyordu. Ayrıca bu sene istenen ek bir madde var. Araç kabuğu üzerinde yüksek voltaj işaretiyle belirtilmeli demiş. Yani bu nereye koyduysanız yani bataryanın yanması durumunda aracın önüne mi arkasına müdahale edecek bunu anlayabilmeniz için bu işaretin olması gerekiyor. Diğer sorularınız varsa da madde üzerinden geçmeyeceğim. Kendi uzmanlık alanım olmadığı için de sorabilirsiniz. Yerleşik şarj birimi, elektrik güvenliği, maddelerin yerleşik şarj birimiyle ilgili daha önceki yıllarda bir sunum yapılmıştı. Tekrar bir sunum olmayacak. Ona bakıp anlamadığınız ve sorunuz olan kısımda tekrar sorabilirsiniz. Elektrik güvenliği izolasyon sistemiyle elektrik devresinde neler olmalı kabaca anlatılıyor olacak. Bununla da ilgili sorularınız varsa elektrik tarafındaki uzmanlarımız sorularınızı cevaplayacaktır. Bu tarafta yine eklemeler var ama ben bunlara girmeyeceğim. Çünkü o sunumda bir kısmı değinilmiş olacak izolasyon izleme cihazı sunumunda. Telemetri çok sorunun olduğu ve işte araç kontrol sistemiyle karışan bir başlık. Telemetriyle ilgili ayrı bir sunum olmayacak. Birçok takım bu telemetriyi yapabiliyor. Ancak burada belirtilmesi gereken olan bir husus var. Telemetri araçlarda bulunması zorunlu arkadaşlar. Yani aracın hızını, batarya hücrelerinin sıcaklık ve gerilimlerini, motor sıcaklıkları ve gerilimlerini ve işte bataryada kalan enerji miktarını dışarıdaki bilgisayara ve ekranı, sürücünün ekranına aktarabilmeniz zorunlu. Bunu yapamayan takımların eleniyor. Sadece araç hızı için, hız göstergesi için bir şey kullanabilirsiniz. Bunda bir ayrı tutma var. Ve dinamik sürüş testinde de telemetriniz olacağı için telemetriden hızınız kontrol edilecek. O yüzden telemetri her arabada bulunması zorunludur. Ve telemetri bir opsiyonel yerli parça olarak arabalarda bulunmayacak. Herkes telemetrisini bulundurmak zorunda. Ve bu telemetrideki bu dört bilgiyi aktarabilmesi gerekiyor. Hız bilgisini aktaramıyorsa
ceza ile yarışa katılabilir ama diğerlerini aktaramıyorsa yarış kurallarını yerine getiremediğiniz için elenebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Enerji yönetim sistemiyle yani daha önceki yıllarda bir sunumumuz olmuştu. Yine ben teknik detayına girmiyorum. Elektronik diferansiyel uygulaması da benzer şekilde bazı takımlar yerli olarak bunu yapıyor. Sorularınız varsa ilgili hocamıza sorun iletilecektir. Ben burada teknik detayına girmiyorum. Araç kontrol sistemi opsiyonel bir yerli parçadır. Telemetri yapmış olmanız araç kontrol sistemi yapmış olduğunuz anlamına gelmez. Araç kontrol sistemi yapıyorsanız ve bu telemetri özelliğini içeriyorsa ayrıca bir telemetri yapmanıza gerek yok. O yüzden araç kontrol sisteminde ayrı bir eğitim olmayacak. Buradaki konularla ilgili sorularınız varsa ilgili hocalarımıza iletilecektir. Ama araç kontrol sisteminin neleri yapması gerektiği ile ilgili detaylı bir bilgiler burada aktarılıyor aslında. Dediğim gibi bu telemetriyi kapsayabilir. O zaman ayrı bir telemetri bulmasına gerek yok araçta. Ancak yaptığınız araç kontrol sistemi yapmıyorsanız telemetriniz olmak zorunda. Araç kontrol sistemi o telemetrideki bahsedilen dört bilgiyi aktaramıyorsa da gene telemetriniz eksik sayılır. O yüzden araç kontrol sistemi o dört bilgiyi aktarıyorsa da ayrıca telemetri yapmak zorunda değilsiniz. Ve dinamik sürüş testinin kontrollerdeki dinamik sürüş testinde de araç hızınızı ya araç kontrol sistemi bilgisayarından ya telemetri bilgisayarından görebiliyor olmamız gerekiyor. Göremiyorsak zaten o ilgili maddeyi sağlayamıyor olacaksınız. Telefon kullanarak işte ilgili ceza puanıyla yarışın katılıyor olursunuz. Telefonun GPS ile aracın hızınızı göreceğinizi düşünerek bunu kabul ediyoruz. İzolasyon izleme cihazı yeni gelen opsiyonel parçamız. Bu parça ile ilgili ayrı bir sunum olacak. Direksiyon sistemi gene takımların mekanik olarak yapabileceği bir alt sistem olması için koyduğumuz bir başlık. Bu direksiyon sistemi ile ilgili detaylı hazırlık yapmanız yerli yapabiliyor olmanız için raporları vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili de bir sunum videosu olacak. Kapı mekanizması. Bu kapı konusu da bazı takımlar çok iyi kapı yapıyor. Hatta bu kapıdan ödül alan takım da var. Bazı takımlarsa işte anahtarla kapanan, işte kapanıp çırt çırt yapıştırmak gereken ve çok sallanan kapılar yapabiliyor. Bizim yaptığımız araçları sonuçta işte final olduktan sonra yani final yarış olduktan sonra işte bakanın katıldığı, üst düzey yetkililerin katıldığı ve araçlarınızın bindiği bir ortam oluşuyor. Burada da kapı, aracın görünüşü, binilişi çok önemli detaylar. Ve araçlarınızın albenisi olması için kapının iyi olması gerçekten çok önemli bir alt unsur. Takımların bu konuda iyileşmesini istiyoruz. Bu sene kapı mekanizmasını takımlar yerli olarak da yapabilir. Bu şartları yerine getirerek. Ayrıca kapı kurallarında göreceğimiz gibi bazı zorlaştırdığımız konular da var. Bununla ilgili teknik tasarım raporuna zaten detayları vermeniz gerekiyor. Şeffaflık ya da işte kontrollerin sonucunda da değerlendirmenin kolay olması için de metrik değerlendirmeler koymaya çalıştık. İşte kapı koluna müdahale edilmeden kapının kapanabiliyor olması gerekiyor. İçeriden kilitlenebiliyor olması, kilitlendiğinde açılabiliyor olması lazım. Ve işte daha sonraki yıllarda belki su sızdırma hastalığı olarak istenecek bu. Bir cismi aradan sokamıyor olmamız gerekiyor. Bu da yani gerçekten kapı gövdeye yapışmış mı, yapışmamış mı bunu anlamak için gerekli. Zaten ticari araçlarda bunları sağlaması gerekiyor. Yoksa zaten hırsızlık olabilir. Sizin de yaptığınız aracın gerçekten kapının önüne rahatlıkla koyabilmeniz için kilit mekanizmaların iyi olması gerekiyor. Hidromobil tarafı için, hidrojenler için ayrı bir sunum olacak. Burada mavi kısımları zaten ayrıca o sunumlarda değinilecek. O yüzden bu tarafı ben geçiyorum. Kurallarını çoğunu tamamladık. Mekanik detaylarda zaten araç ölçülerini neler olması gerektiği burada yazıyor. Bu işte teknik tasarım raporundaki teknik resmi bu kural kitabına da ekledik. Burada hangi ölçünün neyi kastettiğini oradan bakıp anlayabilirsiniz. Genel anlaşılan bir yer varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Normalde aracın önüne ve arkasına ulaşabilmemiz için bir yani araç kabını kaldırmak teknik kontrollerde ciddi bir zaman kaybı ve takımlar için de istemedikleri bir müdahale olmuş oluyor. Bunu engellemek için aracın önünde veya arkasında bir kapakçık olmasını istiyoruz. Bunlar olmadan da aracı altı incelenebiliyorsa takımların
yaptığı tasarımı kabul ediyoruz. Ancak kalıcı kabuğunu kaldırmak gerekirse bu istemediğimiz bir nokta. Bu durumda böyle bir kapa kaçırmasını kontratçısını isteyebiliriz. Bunu değerlendirerek tasarımımızı yapmamızı öneriyoruz. Kokpit alanı yani kimi araçlarda şoförün ayakları direkt yeri görebiliyor. Böyle bir şey olmasını zaten güvenlik olarak izin veremeyiz. Çünkü yoldan taş gelebilir, ayağı yere takılabilir. Yani çok riskli bir durum oluşturuyor şimdi gerçekten. Ayağı yere değmesi durumunda, takılması durumunda çok ciddi kazalara sebep verebilir. O yüzden sürücünün ayağı oturduğu yerle dış asfalt arası tamamen izole edilmiş olmalı ve hareketli parçaları göremiyor olması lazım. Çünkü çok ciddi bir risk oluşturuyor. Ve daha önce de belirtmiştik, teknik kontroller sırasında yani checklist'te olmayan, burada yazmayan kural yok gibi aslında ama gene göze çarpan farklı bir nokta kontrol edilip sizden güvenlik riski oluşturduğu için değiştirmeniz talep edilebilir. Kapı bir sonraki madde. Bu kapının geldiğimizde neler değişti? Kapının işte kilidi için araç gövdesine sabitlenmiş bir mandal yuvası, İngilizce tabiri leç istiyoruz. Bunun olduğunda da işte kapıyı ittiğinizde kendiliğinden o leçe oturup kapı kapanabiliyor. Bununla ilgili görselleri şekilde de verildi. Yani kapının işte daha önce de bu kural yazıyordu aslında işte yani sürgülü kilit işte sadece anahtar vasıtasıyla sıkı geçme prensibiyle kapanan kapılar istemiyoruz. Yani kapıyı elinizle gidip ittirip kapatıp elinizi çekmenizi ya da açarken işte gene işte kaldırıp işte bir oturduğu yerden çıkarıp açmanızı istemiyoruz. Kapı kendiliğinden gidip yuvasına oturabiliyor olması lazım. Bu sene takımları belki zorlayabilecek bir kural. Yani bunu sağlayamayan takımlara bu sene bir vasat cezayla katılmasını kabul ettik ama önümüzdeki ya da bir sonraki yıl takımların gösterdiği gelişime göre de bu kuralı sağlamayan takımlar elenebilecek. Yani zor bir kural. Mekanik bir detay aslında yapabilen takımlar için çok kolay. Ama dediğimiz gibi bu kapı mekanizması çok önemli aracın dış görünüşü için. O yüzden de bu kuralın üzerine düşülüyor olacak ve muhtemelen önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl bu kuralı yapamayan takımlar eleniyor olacak. Bu sene tabii birçok takıma elenme riski oluşturacağı için bir vasat, iki bir cezayla yarışlara katılmasın şeklinde uygulama kararı verdik. Araç için ya da sürücü için bir ağırlık sınırı yok. Bu zaten mavi değil ama çok soru geldiği için tekrar belirtmek istedim. Diğer tekerlekle ilgili bir madde değinmeme gerek görmüyorum. Maddeler açık. Güvenlik donanımı. Burada da bir önceki yıla göre değişen bir kural yok aslında gördüğünüz kadarıyla. Ama işte aracın yerleşiminde bu parçalar kontrol ediliyor. Kask, eldiven için kıyafetin FIA onaylı olmasını istiyoruz ama işte daha önceki yıllarda eldiven, ayakkabı için yanmaz olması, deri muadilinin olmasını kabul ediyoruz. Hani çok büyük eldiven, ayakkabı giyen sürücüler olabildi. Bu çok istediğimiz, daha doğrusu sürücüleri zora sokmak istemiyoruz burada ama sizin güvenliğiniz için de bu kıyafetler gerekli. O yüzden ayakkabı, eldiven için en azından muadillerin kullanılmasına izin vereceğiz. Bunu belirtmiş olduk. Rollbarlar, roll cache'ler için değişen bir madde yok. Sadece işte puan değiştiği için ceza türleşmiş durumda. Buradan çok soru mekanik tarafta kontrolü yapan olduğum için de şunu belirteyim. Yani burada aracın tabanından geçen profili roll cage olarak kabul edebiliyoruz. Yani yan darbelere karşı sizi koruyan profil olduğunu kabul edebiliriz. Ama bunu kabul etmemiz için sürücünün bu alttaki roll cage'den 20 santim içeride olması gerekiyor. Eğer bu alttan geçen demirle sürücü yan yanaysa zaten gelen aracın burnu içeri gireceği için sürücüye zarar verecektir. Bunu bu şekilde kabul edemiyoruz. Honeycomb, karbon fiber gibi malzemeler içeriden ayrıca çekilmişse yani aracın kabuğu bu diyerekten onun roll cage olduğunu kabul etmiyoruz. Ama bununla ayrıca bir roll cage olarak kullanılmışsa o zaman onları roll cage olarak kabul edebiliyoruz. Yani Honeycomb karbon fiberden yani şurada roll bar ve roll cage şasiden bağımsız bir ünitedir. Bütün elemanlar kapalı kesit olmak zorundadır. Yani bunu sağlıyorsanız yani sizin şasiniz, roll barınız ya da roll cage'iniz olamaz. Şasi, aracın şasisi haricinde bir parçayı Honeycomb'dan ya da karbon fiberden kullanarak roll bar ya da roll cage yapabilirsiniz. Bunda bir problem
Yok. Kokpitten işte bu acil tahliye testi yapıyorduk. Buradaki 20 saniye süre çok uzun zaten. Takımlar çok rahat yapabiliyordu. Bunu 10 saniye azaltıyoruz. Çok soru geldi şimdi aklıma geldi. Tekrar zaten sorularınızı ayrıca sorabilirsiniz. Var. Kapı tarafında aracın yandan iki kapısı olması ya da üçten bir kapısı olması gerekiyor. Ve aracın üçten bir kapısı olması durumunda da ne istiyoruz? Aracın takla attığı durumda yandan çıkabilir olmanız gerekiyor. Bu camdan olabilir. Ama müdahale olmaksın yani cam sökülüyse yani böyle kabul ettiğiniz bir iki araç vardı. Araç yana yattığında diğer kapıdan çıkarsınız. Araç ters yattığında çıkabileceğiniz yer varsa tek kapı yapabilirsiniz. Burada tamamen aracın ters dönmesi durumunda araçtan çıkabiliyor olmanızı istiyoruz. Bunu da belirttikten sonra tekrar ilerliyorum. Temel işlem bir parçalarla ilgili daha önce dediğimiz gibi etkinlik kitapçığında yani her parça tek tek yer verilmiyor ayrıntılıya. Dinamik sürüş testiyle aslında bütün parçaların sağlıklı bir şekilde bir araya geldiğini test ediyoruz. Ama bunlarla ilgili işte yapılan testler sonucunda başarılı olup olamadığımızı ya da bir problem olup olmadığını görüyoruz. Bunun haricinde gözümüze çarpan bir şey olursa tekrar sizi düzeltmeniz konusunda uyarabiliriz. Hız göstergesi yani basit bir unsur olabilir ama tüm takımlar demesem de bazı takımlar bununla ilgili problem yaşayabiliyor. Hızdaki bilgiyi yani bisiklet göstergesinden sağlarsanız telemetriye aktaramayacağınız için gene cezayla yarışa katılabiliyorsunuz. Önemli bir değişiklik. Yani telemetride hız bilgisini göstermeyen takımlar işte GPS olan ya da işte bu magnetle hızı alan tipteki hız sensörlerini kullanıp hızı sürücüye aktarabilir ama 5 watt saat cezayla gelir. Yani telemetriden hızı görebilmemiz gerekiyor. Telemetride 4 bilgi isteniyordu dediğim gibi. Hız için böyle bir istisna sağlanmış durumda. Diğerlerini yapamıyorsunuz zaten elenirsiniz. Ve dinamik sürüş testinde de hızı telemetri bilgisayarından görebildiğimiz için zaten yanınızda daha önceki yıllarda olduğu gibi kontrol yapma hocamız koşmasına gerek kalmayacak. Telemetri bilgisayarından sizin hızınızı görüyor olacak. Yani göremiyorsa 5 watt saat cezayla telefon ya da işte bisiklet hız göstergesi kullanarak yarışa katılabilirsiniz. Elenmiyorsunuz ama bir ceza puanı alıyorsunuz. Diğer maddelere mavi kısım olmadığı için ayrıntılı değinecek bir şey de olmadığı için girmiyorum. Formülü güncelledik. Geçen sene yarışlar bir yanma elektrik motor suçunun yanmasından dolayı yarıda kesilmişti. Ve formülü detaylı incelediğimizde de aslında 30 turu takımları teşvik edecek. Yani 10 tur atıp ben çekileyim demektense 30 turu attığında daha yüksek puan almasını sağlayacak bir şekilde güncellemiş olduk. Ve yarışın yarıda kesilmesi durumunda da formülü çok güncelleme gereksinimi kalmayacak. Geçen sene adil bir şekilde formülü güncellemeye çalıştık. Bununla ilgili itiraz da gelmemiş oldu. Hani başarılı bir şekilde sonuçları kıyaslayıp kazanları ilan edebilmiş olduk. Bu mevcut formül orada yapılan hesaplama işlemlerini çünkü o sonuçta protokolün beklediği, takımların heyecanını beklediği bir anda ciddi hesaplamalar yapmak gerekti. Hani oradaki hesabı azaltmak hem de aynı zamanda takımların gerçekten 30 turu tamamlamasını özendirecek şekilde formülü güncellemiş olduk. Formülün örnek hesabı var. Takımların hepsinin çok basit bir şekilde formülü anlayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili sorunuz olursa tekrar sorabilirsiniz. Ama temel olarak daha önceki yıllarda atılan tur sayısı 150 ile çarpılıyorken şu an 5 ile çarpıp yani ortalama enerji ölçümünde bir hesaplama yapıyoruz. Benzer şekilde hidrolik kategorisindeki formülü de güncellemiş olduk. Buna göre de işte en az 65 puan almanız durumunda bu formüle göre ödül alabiliyorsunuz. Yani 60 puan alıp birinci olabilirsiniz ama birinci ödülünü alamazsınız. O yüzden zaten birinci olacak daha önceki yıllardaki takımlar 65 puan rahatlıkla geçebilecektir. Bir önemli husus da son madde aslında. Bundan sonra resimler var. Bunların da sonuna gelmiş olduk. Arıza sebebiyle ya da işte yarış programı ilan ediyoruz. 10.30'da yarış başlanacak deniyor. 10'da, 10'da 10 geçe en geç pit alanına çıkmamız gerekiyor. Takımlar geliyor, geç geliyor ya da işte erken gelmek istemiyor.
Orada beklemek istemiyorlar. Son anda gelmeye çalışıyorlar. Tabii orada bir arıza çıkabiliyor. Doğru işte kemerler kontrol yapılıyor. Transponder takılıyor. Enerji ölçer cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol yapılıyor. Bunlar tabii bizle alakalı kontroller. Ama takımın kendisi bunlar işte geç girdiğinde bunlar için bir hazırlık süreci geçiyor. O yüzden 10.30'da başlayacak yarış için takımlar 10'da çağrılıyor. Siz çağrılan son saatte gelemezseniz kapı kapanacak ve pit alanından başlayacaksınız. Pit alanından başladığınızda da bunun bir cezası olacak. İlk attığınız tur sayılmayacak. Bunu bilerek yarıştaki 30 turunuzu, yani o zaman 31 tur atmanız gerekebilir. Çünkü pitten başladığınız için transponder ölçüm yerinden zaten geç geçmiş oluyorsunuz. Bu pitten başladığınız turu saymayacağız. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Bu da Tosyot kurallarında geçen bir madde. Daha önceki yıllarda bizde tam uygulanmamıştı ama 2020 yılından itibaren takım geç kalması ya da teknik bir arızası olmasıyla bile pitten başlayacak bir yarışı. Bunda hiçbir problem yok. Ama pitten başladığı tur boş tur olarak geçecek. Yani o turu tamamladıktan sonraki turları saymaya başlayacak. Bu görsellerin kimisi eski, kimisi yeni. Aşağı doğru inip kitapçığı tamamlayıp sunumu açacağım. Sunumda da aslında değindiğim şeyleri tekrar değiniyor olacağım ama tekrar olup sizinle aklınızda kalan sorular varsa tekrardan değinmiş olmak için hızlıca geçeceğim. Görsellerde değişmesini istediğiniz yerler varsa da gene iletebilirsiniz. Anlaşılmayan ya da daha çıkarıcı olmasını istedikleriniz eklenebilir. Soru ya da işte anlaşılmadığı ile ilgili bir öneri gelmediği için bazı görseller hiç elenmiyor, güncellenmiyor. Burada işte roll barların, roll keçilerin, emniyet kemerlerinin ne olması gerektiği, işte nasıl kontrol yapılacağına ilgili detayları vermeye çalışıyoruz. Yani teknik yukarıdaki kuralları bu resimler tamamlıyor. Ama kitapçı görmemesi için de tüm resimleri en arkaya koyuyoruz. Yani bu görsellerin faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü bu tipte tasarımlar kalmadı denecek kadar. Az çoğu takım daha güvenli tasarımlar yapıyor artık. Bu işte aracın hangi ölçüsünü nasıl ölçtüğümüz, neye nasıl baktığımızı buradan görebilirsiniz. Kapı mekanizması için de işte leç dediğimiz kilit mekanizmasının ne olduğunu buradan görebilirsiniz. Bu tip mekanizmaları kabul etmeyeceğinizi de anlayabilirsiniz. Bunlar çok var. Yani bunun içine giriyor ama bunu yapabilmeniz için işte gelip elle buraya oturtmanız gerekiyor. Kapıyı kendiniz ittiğinizde bunun karşılıklı gelmesi mümkün değil. Bu tip kapılar titreşimde basit bir çekmeyle açılabiliyor. Ama buradaysa kilit mekanizması kullanabiliyorsunuz. Daha sağlıklı ve işte hızlandığınızda, rüzgar olduğunda da daha güvenli bir tasarım alıyor. Diğer görseller, yani mekanik detaylı olmak için aynısına girmeyeceğim ama raporun sonuna girebilmek için ilerliyorum. Örnek şemalar verilmiştim burada. Dinamik sürücü kullanımı görebilirsiniz. Fren rampamızı görebilirsiniz. Ve işte yeni gelen izolasyon cihaz için verilmiş örnek şemayı görebilirsiniz. Ceza listesinde işte formül güncellendiği için 150 olanlar aslında tüm cezalar 30'a bölünmüş oldu. Burada da bunları görebilirsiniz. Yeni gelen cezalarımızı değinmiş olalım. İşte gelişme raporu 300'ün altındaysa diskalifiye oluyorsunuz. Teknik tasarım raporu 300'ün altındaysa 5 mat ceza alıyorsunuz. Teknik tasarım raporu dinamik sürüş videosunu uygun olmaya da yükleyemediyseniz 5 watt saat yani bir tura denk gelecek ceza alıyorsunuz aslında. Eksik her bir yerli parça için 10 watt saat ceza kaldı demiştik. Kapı mekanizmasından işte güvenli değilse diskalifiye oluyorsunuz ama güvenli ama bizim anlattığımız kriterlere uygun değilse 1 watt saat cezayla yarışa katılabiliyorsunuz. Diğerleri aslında yeni eklenen bir kural değil. Sadece formül güncellemesine kaynaklı gelen maddeler telemetri yok uygun değilse gördüğünüz gibi diskalifiye sebebi. Burada da yani takımların telemetrisi o belirtilen 4 tane unsuru telemetri bilgisayarına sürekli aktarabilmemiz gerektiğini buradan anlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, kural kitapçığı ve gelişme raporuna değindikten sonra şimdi de 2020 yılı teknik kural değişikliklerini anlatacağım. Bu değişiklikleri kural kitapçığı üzerinden geçerken aslında değinmiştik. Şimdi ayrıntı olarak biraz daha bahsetmiş olacağım pekişmesi için. Nelerden bahsedeceğim? Kısaca söylemiş olayım. Gelişme raporu ve teknik tasarım raporunda ne değişti? Dinamik sürüş testi ne istiyoruz bu sene? Teknik kontrollerde ne gibi değişiklikler oldu? Yağmurlu havalarda, hafif yağmur yağdığı durumlarda yarışın devam edebileceğini kural eklenmiş olduğu teknik tasarım ödülünün değerlendirmesini
neler değiştiğinden bahsedeceğim. Eklenen opsiyon alt parçalardan çok kısaca bahsedeceğim. Yerli parçalar için karşılaştırma tablosu eklendi, bahsetmiştik. Bununla değineceğim tekrar. Telemetri, araç kontrol sistemi, hız göstergesindeki karışıklığı gidermek için tekrar burada kurallara eklenen şeyler oldu. Bunları bahsedeceğim. Yarış formülümüz güncellendi. Buna değineceğim. Tur sayısı ve süresiyle ilgili kısa bir değişikliklerden bahsetmiş olacağım. Yaptığınız itirazlar nasıl oluyor? Yarışta ek kontroller nasıl olabiliyor? Bununla ilgili yapılan ufak değişiklikler var. Bunlara değineceğim. Son olarak da aslında danışma ve değerlendirme kurulu sizin verdiğiniz dilekçelere nasıl bir karar veriyor? Yazdığınız soruları nasıl cevaplıyor? Bu mekanizmayı daha şeffaf olması için sizlere aktaracağım. Kural kitapçığına da değinmiştim. 2019 yılında 2020 yılına geçildiğinde kurallarda neler değiştiğini zaten kitapçıkta mavi renkli yazılardan anlayabilirsiniz. Yani daha önceki yıllarda katılan takımlar bu mavi kısımlara daha çok dikkat edebilir. Çünkü bir önceki yılda böyleydi, bu sene ne değişti diyecekseniz bu mavi kısımlarda bunlar belirtilmiş oldu. Bunlardan neler olduğunu değinelim kısaca tekrar. Daha önce gelişme raporu alıyorduk. Bu gelişme raporunun uygun ya da uygun değil diye değerlendiriyorduk. Etkinlik kitapçığının 3. ve 4. sayfasında buradaki değişiklikleri görebilirsiniz. Artık gelişme raporu puanlanıyor. Ve bu puanlama teknik tasarım raporunu da etkileyecek. Ve aynı zamanda gelişme raporunda 300 puanın altında kalırsanız diskalifiye oluyorsunuz. Bu rapordan ne kadar iyi puan alırsanız da teknik tasarım raporuna o kadar ek puan getirmiş oluyorsunuz. Bu da yerli teşvik ödülünde sizi ön sıraya çıkarmış olacak. Ve aynı zamanda teknik tasarım raporunda dinamik sürüş testi videosu eklenmesi zorunlu hale getirildi. Raporunuzu ya İngilizce yazacaksınız baştan sona ya da Türkçe yazmanızı istiyoruz. Yani bazı bölümler İngilizce, bazı bölümler Türkçe olmasını istemiyoruz. Raporda haliyle farklı farklı kişiler hazırladığı için bunları bir araya getirip veriliyor. Burada istediğimiz bir noktada işte raporun tek dilde hazırlanması ve raporun Turnitin ve benzeri işte programlarda integral oranı kontrol edilecek ve %20'nin altında olması gerekiyor. %20'nin üzerinde olursa zaten çok büyük oranda başka raporlardan alınmış olduğu anlaşıldığı için gene yarıştan diskalifiye edilmenize sebep olabilir. Bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Dinamik sürüş testi az önceki slide'da da bahsettiğim gibi teknik tasarım raporunda bununla ilgili video vermeniz gerekiyor. Neden bu kadar çok takımlardan istendiğini soracak olursanız da gelişme raporu, teknik tasarım raporu ve bu dinamik sürüş testi takımların aslında yarışa daha hazır gelmesini ve yıl içinde yapacakları çalışmaları bir planlama dahilinde yapmalarını sağlamak için istediğimiz raporlar ve hazırlıklar. Yani bunları yapıyor olmanız sizin faydanız için. Yani bunları yaptığınızda yarış haftasında daha hazır geleceksiniz. Yarış haftasına hazır geldiğinizde de orada işte yarışa yetişebileceğiz mi, sticker alabileceğiz mi gibi streslerden daha uzak yarış haftasını hem verimli, keyifli geçirmenizi sağlamış oluyorsunuz. O yüzden takımlar mümkün mertebe yarış haftasına hazır gelirse gelmesi için aslında bu gibi kurallarda değişiklikler yaptık. Dinamik sürüş videosunu çekebiliyor olursanız zaten geldiğinizde de kolaylıkla dinamik sürüş testini geçebilecek ve teknik kontrollere girebileceksiniz. Bu olduğunda da aslında hem bizim için hem de sizler için daha kolay bir hafta geçiyor olacak. Ayrıca bu takımların hazır gelmesini istediğimiz için kontrol alanında da takımlar aslında araçta işte ufak tefek değişiklikler yapmaya çalışıyor. Bunlara da kesinlikle bu sene izin verilmeyecek. Bir görevli araçları aslında direkt müdahale var mı yok mu diye takip edecek. Yani araçta bir tane civata sıkıldığını görecek olursa orada teknik kontrol bitiyor olacak, dışarı alınacak. Yani o randevu hakkı takımın bitmiş olacak. Tekrar randevu alıp girmesi gerekecek. Bu da yaptığımız diğer bir değişiklik. Bunda yine etkinlik kitapçığında sayfa 5'te bu dinamik sürüş testi ve teknik kontrolünde aracın müdahale edilmeyeceğine dair yapılan değişikliği görebilirsiniz. Dediğim gibi bu değişiklikler uyulduğu takdirde takımlar daha hazır yarışa gelebilmiş olacaklar. Teknik kontrollerde yani bu da sizin üzerinizdeki stresi azaltmak için aslında
Tüm hazırlığını yakıp tek seferde geçmek için birçok gelen takım var. Bunu başaran takımlar bir ödül puanı alıyordu. Ama işte ufak aksaklıklardan dolayı bunu alamayan takımlar da üzüntü yaşıyor ve çok itiraz ediyorlardı. Bu durumu engellemek için burada iki kademeli ödül uygulayacağız. Etkinlik kitapçının sayfa 5'te ayrıntılı görebilirsiniz zaten. Burada işte kitapçıkta değindiğim gibi bir seferde geçen gene tabii ki ödülünü alacak ama iki tane parçadan, iki checklist'lik iki maddeden eksiğiniz varsa tekrar kontrole gelme hakkınız olacak. O gün gelebilirsiniz ya da bir sonraki gün gelip bu tek seferde iki eksiğinizi tamamlarsanız siz de 05 watt saatlik ödülden faydalanabileceksiniz. Ama kontrolden üçüncü gün gelirseniz bu hakkınızdan tabii faydalanamıyorsunuz. Bu da iki kademeli olmuş oldu. Böylece takımların üzerindeki stresi azaltmış ve itirazı azaltacaklarını düşünüyoruz bu sayede. Geçen seneki yarışlarda işte ufak bir yağmur yağdığında işte teknik kontrole gelmemek durumunda olan takımlar oldu ve randevu hakları geçmiş oldu. Böyle bir durum olduğunda tüm takımlara resmi duyuru gider ve bu zaten görevlilerin üzerinde farklı renkte tişörtler oluyor, yaka kartlar oluyor. Oralardan size bu bilgi gelir. Yarış yağmurdan dolayı ertelendi ya da teknik kontroller yarıştan yağmurdan dolayı ertelendiğine dair. Eğer bununla ilgili bir bilgi size gelmemişse başka çadırlardan duyduğunuz, arkadaşlarınızdan duyduğunuz bilgilere güvenerek hareket etmeyin. Randevu hakkınız gidebilir. Ve aynı zamanda çok az yağmur yağıyorsa yani bu durumda yarışı devam ettirebiliriz de, teknik kontrolleri devam ettirebileceğimiz gibi. Buna da arabalarınızı hazırlıklı getirmenizi istiyoruz. Bununla ilgili değişiklik de dediğim kural kitapçığında sayfa 6'da görebilirsiniz. Teknik tasarım ödülü. Şimdi farklı ödülleri zaten kural kitapçığında değinmiştik. Teknik tasarım ödülünü bir takım teknik olarak diğer tüm takımlardan öne çıkacak bir özelliğinden alabiliyor. Daha önceki yıllarda işte motor sürüşünü çok iyi yaptığı için alan olmuştu. Aracın iç tasarımını çok iyi yaptığı için alan olmuştu. Kapı sistemini iyi yaptığı için alan takım olmuştu. Yani bu gerçekten bir sistemi çok iyi yapıp bunu da raporladıysanız alabildiğiniz bir ödül. İşte mekanik detaylardan neden alamadığına dair itirazlar geliyordu. Eğer raporunuzda yaptığınız mekanik iyileştirmeleri ya da bir hesaplamalar sonucunda uyguladığınız bir mekanik detay varsa bunu raporda anlatıyorsanız bu değerlendirme alınabiliyor. Çünkü araç geldiğinde dışarıdan bakarak işte ne kadar iyi bir süspansiyon sistemi yapılmış ya da bu araçta işte şu aerodinamik hesaplamalar yapılarak bu yapı ortaya çıktığını anlamak zor. Bunun bir mühendislik hesabına dayandığını görüyor olmamız gerekiyor. Buna bakıldığında zaten bu araç geldiğinde şu özelliklerine dikkat edelim diye inceleme alınıyor. O yüzden araç üzerinde uğraşıp ortaya koyduğunuz mekanik bir detay varsa bunları teknik tasarım raporuna eklemeniz lazım ki tasarım ödülünde değerlendirmeye alınabilsin. Bunu özellikle belirtmek için rapora da bir açıklama eklemiş olduk. Bu işte karboncan kullandığınız için olabilir, işte kabukta yaptığınız aerodinamik hesaplamalar olabilir. Bunları eklerseniz değerlendirmeye alınır. Burada bir değinilmesi gereken diğer husus da raporlarınızda çok fazla analiz çıktısı verebiliyorsunuz. Yani işte Rollbard'ın tek tek elemanları üzerinde ANSYS'te bir analiz yapılmış oluyor. Renkli renkli arka arkaya sayfalar koyuyor. 30-40 sayfa rapor koyulmuş oluyor. Ama bu raporların sonuna bir açıklayıcı paragraf eklenmiyor. Bir değerlendirme paragrafı olmuyor. Yani böyle arka arkaya gidilip hiçbir açıklama görülmediğinde pek bir ifade etmiyor. Çünkü hani analizi hangi şartlar altında yapmış, çıkan sonucu değerlendirip ne karara varılmış, bu sadece renkli sayfalara bakarak anlaşılamıyor. Ve bu durumda verdiğiniz rapordan da çok düşük puan alıyorsunuz. O yüzden yaptığınız analizin sonunda, bu sadece mekanik analiz değil, elektrik motoru içinde, motor sürücü içinde, yani herhangi bir işte sistem için yaptığınız analizin sonucunda bir değerlendirme paragrafı yazmanız gerekiyor. Yani mekanik bir sistem için düşündüğümüzde yani uygulanan yük altında işte ne kadar stres oluşmuş, bu stres altında işte akma dayanımının altında mı bu stres, üstünde mi, işte ne kadarlık bir deplasman oluyor, buna işte karşı
dayanım nasıl etkilenir, güçlendirme mi yapmak gerekiyor ya da bu haliyle sıkıntı çıkmaz mı gibi yorumlar yazarak sonucu değerlendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde renkli renkli sayfalara bakıp ne yapıldığını anlayamamış oluyoruz. Bu değerlendirmeyi yaptığınızda çok iyi puanlar alabiliyorsunuz ama bu değerlendirme olmadığında da çok düşük puan alıyorsunuz. O yüzden raporda verdiğiniz analiz sonuçlarının sonuna bir değerlendirme paragrafı, çok uzun olmasına gerek yok ama neden yapıldığına ve çıkan sonucun neyi etkilediğine ve çıkan sonuca göre ne karar verdiğiniz anlattığınız bir paragrafı eklemeniz çok önemli. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Üç tane opsiyonel alt parça eklendi bu sene. Bunlardan iki tanesi mekanik sistem, bir tanesi de izolasyon sistemi. İzolasyon sistemi etkinlik kitapçığının sayfa 25'te detayları var. Zaten izolasyon sistemi ile ilgili ayrı bir bu şekilde bir eğitim videosu olacak. Direksiyon sistemi için de ayrı bir eğitim videosu olacak. Orada zaten detayları iyice aktarılacak. Onlarla ilgili videoları izledikten sonra tekrar sorularınız olursa sorabilirsiniz. Kapı sistemi de diğer eklenen opsiyonel alt parça. Kapı sisteminde her yıl bazı değişiklikler oldu ve kapıdan dolayı mağdur olan takımlar oldu da önceki yıllarda. Kapı mekanizması takımların iyileştirmesini istediğimiz bir sistem. Bazı takım kapıları tabii ki çok özen gösterip iyi oluyor. Ama genel olarak gördüğümüz kapılar basit kilit mekanizmaları kullanıyor. Ve işin aslı baktığımızda işte motoru, motor sürücüsü, batarya paketi, batarya yönetim sistemi, yerli olan araçların görece çok basit kapı mekanizmaları oluyor. Tabii bizim amacımız yani burada yapılan araçların daha sonradan trafiğe çıkabilecek durumu olması ya da güncel hayatta daha sık kullanılabilir bakıldığında kullanılmaya müsait araçlar olması. O yüzden yani şehir konseptinde bir araç yapılmasını istiyoruz. İşte iki kapısı, iki tane koltuğu olmasını istiyoruz. Bunlardan dolayı kapının da bazı standartları artık sağlamasının iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü yaptığınız araçlara bu tip kapılar daha yakışacağını düşünüyoruz. O yüzden hem kapıyı opsiyonel parça olarak ekledik, hem de zorunlu olarak eklediğimiz bazı kurallar oldu. İşte sayfa 27'de zaten yerli yapmak için nelere uymanız gerektiğine ait detaylar var. Sayfa 31'de de her takımın uyması gerekli olduğu detaylar var. Burada kural kitap üzerinden geçerken değinmiştim bazılarına ama artık kapıyı elle bıraktığınızda kendi kendine kapanabiliyor olmasını istiyoruz. Bunu bu sene sağlayamayan takımlar yarışa WhatsApp cezası uygulayarak katılabilecek. Ama birçok takımın ben bunu bu yıl sağlayabileceğini düşünüyorum. Zor bir kural. Bunu eğer çoğu takım sağlayabilirse de önümüzdeki yani 2020 değil 2021 yılında ya da 2022 yılında bunları tamamen zorunlu hale getirip takımlar bunu sağlayamıyorsa eleme uygulanabilir de. Dediğim gibi trafiğe çıkabilecek araçları hedeflediğimiz için bu kapı kuralında takımların yerine getirmesi iyi olacak. Özellikle karbon fiberden yapılan araçlarda bu damla stilini seçip işte aerodinamik direnci kırılması isteniyor ve ayrı bir kapı yapılmıyor. Karbon fiber kesiliyor. O zaman çok uzun bir kapı bir tane menteşeyle tutturuluyor. Bu da çok güvenli bir tasarım olmuyor. Bu gibi tasarımlarda işte kapının güçlendirilmesi, en azından iki noktadan sabitlenerek daha katı bir halde hareket edebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu da zaten aracın dışarıdan görünürlüğü ve işte daha sonra trafikte kullanışta kapının kilitlenebilme olması gibi hususlar güzel ince ayrıntılar. Bunları da o yüzden takımların yapabilmesi onlar için büyük avantaj ve işte bu tasarım ödünü almakta da bu detayları verirseniz etkili olabilecek unsurlar. Bununla ilgili sorularınız olursa tabii ki ayrıca iletebilirsiniz. Kural kitapçığında ve resimlerle bunları görsellerini vermeye çalıştık. Bu sene bir de yerli parçalar için karşılaştırma tablosu eklendi. Bu önemli bir değişiklik. Birçok yerli parça için eğitim videoları verildi. Yani neler yapılabilir biliyorsunuz zaten ama
Zaten bazı takımlar bunları başarmış durumda. Aynı tasarımları ama 2019'da yaptıkları aynı tasarımları 2020 yılında getirmeleri durumunda parçaları yerli sayılmayacak. Bunda yani yerlilik ödülü alamamış olacaklar. O yüzden parçanın üzerine yeni bir şeyler katması gerekiyor. Zaten bizim amacımız da yarışları ve takımları hep bir öteye taşımak. Burada da o yüzden bir önceki yılda neler vardı, bir sonraki yılda yani mevcut yılda onun üzerine neler katıldığını tablo olarak göstermeniz gerekiyor. Bu tabloda tüm değerler aynıysa parçanız yerli sayılmayacak ve bunu dikkate alarak yaptığınız parçaların üzerine ek geliştirmeler yapmanızı istiyoruz. Telemetri çok sorunun olduğu ve yarış kontrollerinde de anlaşılmazlıktan dolayı işte farklı takımların farklı anladığı için farklı uygulamalar yaptığı bir konuydu. Araç kontrol sistemi, telemetri ve hız göstergesini daha bu seneki kural kitapçığını daha ayrıntılı hale getirip birbirinden ayırdık. Daha önce de değindiğim gibi telemetri zorunlu. Telemetride aktarılması gerekli bilgileri telemetri bilgisayarına aktarabilmek zorundasınız. Dinamik sürüş testinde de işte aracın ekranından hızı takip etmeyeceğiz artık. Telemetri bilgisayarından hızı takip edeceğiz. Zaten telemetri bilgisayarında hızı göremiyorsak hızı aktaramıyorsunuz demek olacak ve ceza puanıyla yarışa katılabileceksiniz. Araç kontrol sisteminizden telemetri özelliklerini göremiyorsak demek ki telemetriniz yok demek oluyor ve elenebilirsiniz bu sebepten dolayı. O yüzden araç kontrol sistemi telemetri özelliği varsa bu bilgileri görebiliriz zaten. Yoksa ayrıca telemetri yapmak zorundasınız. Hız bilgisini işte dışarı aktaramıyorsanız dediğim gibi dinamik sürüş testinde bu telemetri ya da araç kontrol sistemi bilgisayarının hızı göremiyorsak ceza puanıyla yarışa katılabileceksiniz. Bu farklı farklı kısımlarda tabii telemetri kural kitapçının 21-22. Sayfalarında anlatılıyor. Araç kontrol sistemi opsiyonel yerli parça olduğu için sayfa 23'te ayrıca anlatılıyor detayları. Hız göstergesi de mekanik detaylar altında sayfa 38'de bilgilerini görebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili sorularınız olursa ayrıca iletebilirsiniz. Yarış formülü daha önce de değindiğim gibi güncellendi. Takımların 30 tur atmasını özendirecek şekilde güncellenmiş oldu. Yani ne kadar fazla tur atarsanız o kadar üst sıralarda olabilirsiniz. Formülle ilgili sorunuz olursa iletebilirsiniz. Bu formül puanlaması değiştiği için de ceza puanları buna uygun şekilde değişmiş oldu. Ödül puanları da buna uygun şekilde değişmiş oldu. Ama kural kitapçığında değindiğim gibi yine aynı tip, aynı daha doğrusu enerji ölçer ve akış ölçerli ölçümler yapılacak. Tur sayısı pit stop'tan başlama durumu. Aslında tur sayısında bir değişiklik yok. Ama işte iki gruba bölünüyor katılım sayısı fazla olduğu için. Ve işte bir yarış bir, yarış iki var. Bunların takvimlerine uymak için araçları yarım saat önceden pit alanına dizilmek için çağırıyoruz. Buna uymanız gerekiyor. Eğer önceki yıllarda çok oldu bu, gene olacaktır da son anda çıkan arızalar. Bu gibi durumlar olduğunda yani yarışa anında başlayabilirsiniz. Pit alanından başlayabiliyorsunuz. Pit alanından başlamanın bir problemi yok. Ama işte takımlar geç gelip son anda start düzlüğüne çıkmak istiyorlar. Burada anons edilen saatten sonra yarış düzlüğüne çıkamayacaksınız. Pit alanından başlayacaksınız. Pit alanından başladığınızda da ilk turunuz sayılmayacak. Bu TOSFET'in kuralları gereği de böyle olması gerekiyor. Biz de bunu 2020 yılından itibaren uygulamaya başlayacağız. Anonsta belirtilen tarih saatten geç start düzlüğüne geldiğiniz durumda ya da bir arızanız olduğu durumda pitten yarışa başlayacaksınız. Pitten başladığınızda bu attığınız tur geçerli olmayacak. 30 tur atmak istiyorsanız yani 31 tur atmanız gerekecek. Bu da bu seneki yapılan değişikliklerden bir tanesi. Yani takımların yarıştaki durumlarına göre ek kontroller yapılabiliyor. Bazı takım itiraz ediyor, bazı takımlar bunun normal olduğunu anlıyor. Ama yani aracın mesela giderken
frenlerinde bir problem olduğu düşünülüyorsa çağrılıp tekrar frenlerine bakılabilir. Ya da tüm takımlar bunu fark ediyordur. Zaten yarış öncesi kemer bağlantısı tekrar kontrol ediliyor. Bu elektrik detayları da olabilir, mekanik detaylar da olabilir. Yarış haftasındaki duruma göre ya da farklı takımlardan gelen itirazlara göre bunlar için ayrı kontroller yapılabiliyor. Bununla ilgili zaten kural kitapçığına bir ekleme yaptık. Bir de yarış haftasında haliyle takımlar dilekçe verebiliyor, itirazlar edebiliyor. Bunun için zaten itiraz etme hakkınız, dilekçe verebilirsiniz, bunda hiçbir problem yok. Bu verdiğiniz dilekçeler ama tüm denetleme değerlendirme kurumunun katıldığı toplantılarda dikkate alınıp değerlendirilip bir karar veriliyor. Yani takımlarda verdiğimiz dilekçe değerlendirilmiyor, hemen reddediliyor gibi bir düşünce oluşmasın. Tüm detaylarıyla bu konular ele alınıyor. Yani kontroller bittikten sonra ya da kontrolün arasında yani 17 tane üyesi var denetleme değerlendirme kurulunun. Farklı üniversitelerden, TÜBİTAK farklı birimlerinde çalışan kişilerden oluşan. Verdiğiniz dilekçeler onlar tarafından değerlendiriliyor ve bir karara bağlanıyor. Yani takımlar kimisi hani verilen dilekçe dikkate alınmamış ya da hemen bir cevap yazılmış gibi düşünüyor. Aynı dilekçeyi tekrar tekrar verebiliyor. Buna gerek yok. Verdiğiniz dilekçe dikkate alınıp size cevap veriliyor. O yüzden aynı dilekçeyi tekrar tekrar verirseniz dikkate alınmayacağına ilgili de bir maddeyi kurallara eklemiş olduk. Denetleme değerlendirme kurulundan bahsetmiş oldum. Şimdi de son slide'da danışma ve değerlendirme kurulunun nasıl karar verdiği ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yarışları TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Etkinlikler Müdürlüğü düzenliyor. Ve Bilim ve Toplum Başkanlığı Etkinlikler Müdürlüğü aynı zamanda danışma ve değerlendirme kurulunu görevlendiriyor. Siz bir dilekçe verdiğinizde, bir konuya itiraz ettiğinizde, bir öneride bulunduğunuzda aslında bunu Bilim ve Toplum Başkanlığı Etkinlikler Müdürlüğü'ne iletmiş oluyorsunuz. Onlar kendi değerlendirmeleri sonrası konuyu DDK'ya iletiyor. Danışma ve Değerlendirme Kurulu'nda 17 tane hocamız var daha önce de değindiğim gibi. Bu 17 hocamızın da farklı uzmanlıkları var. Bu farklı uzmanlıkları zaten yarışlara katılan takımlar ya da yarış kurallarından anlayabileceğiniz üzere elektrik motoru, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, enerji yönetim sistemi, batarya paketi, araç kontrol ünitesi, izolasyon sistemi, mekanik sistemler, direksiyon sistemi, kapı mekanizması, yakıt pili, elektrik elektronik sistemler, genel kurallara, güvenlik kurallarıyla ilgili konusunda uzman 17 tane hocamız bu danışma değerlendirme kurulunda bulunuyor. Bu hocalarımız işte kimisi kimyager var, kimya mühendisi var, makine mühendisi var, elektrik mühendisi var, elektronik mühendisi var ve bu konularda uzman hocalarımız zaten eğitim videolarından, yarış haftası kontrollerden biliyorsunuz. Gelen konuları değerlendiriyor. Ve bu değerlendirme, beraber yapılan değerlendirme sonrasında da bir karar alınıyor. Bu alınan karar oy birliğiyle de olabiliyor. Oy çokluğuyla da olabiliyor. Daha sonra alınan karar takımlara yine TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Etkinlikler Müdürlüğü tarafından iletiliyor. Yani sizin gönderdiğiniz dilekçelerde nasıl bir mekanizma işliyor ya da bir itiraz yaptığınızda bu nasıl karara bağlanıyor ilgili de bu şekilde size bilgilendirme yapmış olmak istedik. Yani 2020 yılı kuralları da neler değişsin kararı da bu şekilde yapılıyor. Cezaların ne olması gerektiği, işte ödüller kimlere verilsin, ödül kriterleri neler olsun, sizden gelen dilekçeler ya da önerilerin değerlendirilip karara bağlanması ve 17 tane hocamızın toplanıp bu konuları konuşup müzakere ettikten sonra aldığı kararlarla sizlere iletiliyor. Bu şekilde de yani bu mekanizmanın nasıl çalıştığını sizlere iletmiş olmak istedik. Yaptığınız önerilerin, itirazların nasıl değerlendirildiğini daha iyi anlaşılması için. Bu şekilde de sunumumun sonuna gelmiş oldum. Sizlere yarış kuralları, gelişme raporu ve 2019 yılından 2020 yılına geçildiğinde kurallarda nasıl değişiklikler olduğunun sunumunu aktarmış oldum. Bu sunumla ilgili sorularınızı challenge@tubitak.gov.tr adresinden iletebilirsiniz. Challenge@tubitak.gov.tr'den de genel yarışlarla ilgili duyuruları takip edebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Yarış haftasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.